TÜİK'in açıklamaları, asgari ücret görüşmeleri, tüm bunların yanında iki konu daha var aslında. Memurlara yapılacak zam %30 gibi bir memur emeklisi, değil 35 mi? Öyle gibi bir bir oran konuşuldu. oran konuşuldu ama oranın üstüne yattılar da ikinci kez konuşulmadı. Konuşulmadı. Bir de emekliler var. Onların Emekliler hali ne var. olacak? Onlar ne bekliyor? Valla Memur ve emekliler. şöyle, emeklilerde Bağkur'dan emekli olanlar, SGK'dan 1500 lira düzeyinde bile maaşlardan söz ediliyor. Ortalama 2000-2500 lira arası diyelim. Yani bu asgari ücretin 2825 lira halen olduğunu düşünürsek, asgari ücretin altında emeklilerin büyük bölümünün aldığı paralar şeyin altında, asgari ücretin altında. Yeni asgari ücretin üzerine çıkarmalılar ki emeklilerin maaşlarını tatminkar olsun, ama bunu yaparlar mı, yapabilirler mi onu bilmiyorum. Ama bahsedilen %30-35'lik memur zamlarının da aynen emeklilere uygulanması gerekiyor. Eğer memura o zam mı yapacaklarsa. Enflasyonun baskılanmış hali 21,5 diyelim. Baskılanmamış halinin %60 olduğu söyleniyor. Yani %35'lik emekli zammı çok kurtarmaz ama yine de böyle %10'luk, %9'luk işveren artışı gibi düşünülürse emeklilerin de herhalde zaten çok zor durumdalar. Sokaklarda röportaj yapmaya çalışan çeşitli gazeteci olan olmayan insanları izliyoruz. En çok da bu konuyu soruyorlar. İnsanlar bir anda öfkeleniyorlar. O görüntüleri sen de sıkça rastlıyorsundur. Bayağı öfkeleniyorlar. Çünkü dün 3 liraya aldıkları herhangi bir sebzeyi ertesi gün 6 lira, öbür gün 9 lira gibi görme ihtimalleri var. Kiloları bırakalı çok oldu zaten. Çok Tane oldu, evet. hesabıyla Taneyle, alınıyor evet. zaten. Taneyle alınıyor. Bunu hani refah içindeki ülkeler karpuzu dilim dilim satıyordu. Ben 1989'da Amerika'daydım. Bir tek balık, tek karpuz, tek dilim karpuz. O kadar alışıklar ki, ama onlar şeyden değil. Bir daha ertesi gün yeniden tazesini almak için alıp bizim gibi ailece yemiyorlar. Daha bölünmüş evler. Bir de tabii Dolayısıyla yaşam şartları o bizimki dönem. öyle değil. Bizimki artık bir anne çocuğunun istediği, bana göre hiçbir şeyi alamaz duruma geldi. Yani bir et yemek mümkün mü? Yani çok zor. Dün bildiğimiz kıyma 80 lira olmuş. Nitelikli etin en üste çıktığında 150 liranın üstüne çıktığını görüyorsun. Evet. Sonra biri 150 lira. 3100 liradan bahsediyor. Neyse Yok, hocam, vakit de daralıyor. vakit daralıyor.